Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Furkan Öykü TV ekranlarında yine Serkan'la birlikteyiz ve değişiklik şudur ki Ship Graveyard Simulator ikinci oyununu yayınlamış. Biz de Demo demo versiyon olarak tabii oyunun net çıkış tarihi belli değil daha. Burada tabii arkadaşlar biz de dedik ki bir bakalım nedir, ne değildir. Bir genel bakalım. Hani biz oyunu az çok biliyoruz. Serkan'la oynamıştık. Birincisini hala da oynuyoruz. Bölümleri geliyor arkadaşlar biliyorsunuz. tabii. Her pazar günü bir bölüm geliyor birinci oyundan. Bu oyunda ne zaman çıkacak bilmiyoruz. Fakat bir dedik indirelim, bir elden geçirelim. Yeni bir şey yapmışlar mı, yapmamışlar mı? Öbür oyunda ne vardı, bunda ne var? Yani bunlar neler yapmışlar, ne etmişler bir görüyoruz. Sadece bir genel Kontrol bakış yapıyoruz. genelde Maksimum 20-25 dakikalık bir video olacak. Sadece YouTube'a özel olduğu için. Yani şu bilmiyoruz an diyorum. Biz de canlı öyle yayında da planlıyoruz da. değiliz. Canlı yayında da değiliz. Sararsa bu 20 dakikadan uzun da sürebilir tabii. Yani. Şimdi arkadaşlar oyun bizim kanalda genelde simülasyon oyunlarını ben oynuyorum. Hani Serkan da bunu biliyor. Ama tanıtımdayız bugün. Ben de dedim yeter sıkıldım gemi parçalamaktan. Serkan yenisi çıkmış gel parçala dedim. Akşam Aynen öyle. işten çıktı gemi parçalamaya geldi buraya. Aynen öyle. Hocam bir New Game desene. Bir de tabii Türkçe dil seçeneği yok arkadaşlar şu an. Aynen Demo. demo olduğu için İngilizce ve Fransızca var sadece. Oyunu Ama zaten Fransızların yapmış olduğu bir oyun da. yani kesinlikle bu oyuna Türkçe dil seçeneği gelecek. Gelir Full gelir. versiyonda gelecektir. Yalnız şey mi değişmiş, bizim mission mı değişmiş? Sanki biraz değişmiş. O ne Aynen lan? bir Araba dakika. maraba var. Aa. Burada normalde müzik var. Biz tabii teliften kaçtığımız için. Yani. Arkadaşlar YouTube affetmiyor, saplıyor. Oğlum araba maraba gelmiş. Köy değişmiş baksana. Kral. İlk oyunda o kadar al sat yapıyorsun. Bırak da değişsin. Lan bütün köy değişmiş. Çalışın lan, köpekler. Çekiş Çalış. sesleri geliyor zaten. Evet. Farkında mısın? Kamyon büyük bu sefer. Tamam. Skip Ellere bak. Press diyor, mouse'a bas diyor, mouse'a. Ha? Pickup. Şunu mu alacağız? Hiç bir işaret var orada. Olabilir mi işte? Ya pick up almak için diyor ama buna bas. Ne oldu? Ha. Hmm. Space to continue diyor. Mesela aldın, dön sola. Sağ klikli işaretle. Hava basket atıyor. Güzel misin? At oğlum. Gel. Gördün mü? Dolabı nasıl sepetledi öyle ya. Koskoca dolabı sepetledi. Oğlum bildiğin çöpçülük. Bir tane alıyor bir tane. Harbiden şu an çöpçülük yaptırıyor bize. Yani şu an bir hurdacılık yapmıyoruz. Çöp topluyoruz. Plastikçilere döndük. Bu ne oğlum? Tabii mandal veriyoruz karşılığında. Kamyon 50 kilo alıyor diyor. Kaç kilo oldu? 10 kilo oldu. Bir şey daha var mı? Merdivenlerden bir yukarı çıkalım. Bir daha yukarı çıkalım. Bu gemi ha. Ha, Kral. o hurda gemi. Koca masayı nasıl sepetledi ya? Farklı yapmışlar yalnız hocam. Aynen. Tamam, completed. Dur. Ne diyor? Destroy 12 blue context take off 5 parts. Tamam anladım ben. Çekiç diyor, kır diyor. Bir de olması lazım çekici. Yeri kıracaksın galiba. Aa, yer kırılıyor lan. Bekle. Kır kır. Bu işte bir tuhaflık var oğlum. Aa bak 3. bak orada bak şeyler var. Çivileri görüyor musun? Onlar gidiyor. Yalnız burada Şuna bir bir şey tane vur bakayım. dikkat ediniz. Değil. Vur ona kırılacak o. Kırılmıyor.
Right diyor, right. Tamam, in aşağı. Bitti görev. Bu neymiş lan? Atalım basketi. Bu oyunun o zaman da kontrollerine alışamadım. Şimdi de alışamayacağım belli. Aldı mı onu lan o? ...80 kiloluk malzeme istiyor Serkan. Yukarı çıkamazsın onu kırarsan. O zaman biz yukarıdan başlayalım parçalara. Yani. 80 kiloluk yük mü istiyor bizden? Önce bir toplayabildiklerimizi toplayalım diyorsun değil mi? 10 kilo. Ama bu sefer iyi ya, aracın kaç kilo aldığını da gösteriyor mesela. Yok, kiloyla çalıştırıyor, bu şey dilimi değiştirmişler. KG ile çalışıyor. Ve ne varsa alabiliyoruz. Yani o da güzel yani. Birinci oyunda her şeyi parçalamamız gerekiyordu abi. Bunda da parçalayacak herhalde de. Acaba nasıl parçalayacak, yoksa böyle bu şekilde bu tarzda mı parçalayacak, yoksa birinci oyundaki gibi kırdıracak sana o şekilde mi, yoksa daha farklı bir şekilde, yani hurdacı simülatör olarak mı yaptılar, hurdacı simülatör gibi mi yaptılar veya da bunu parçaları ek yerlerden sökeceksin, ama ek yerlerden sökeceksin diyor. Tablaları sökmeye devam. Yani lafımı... Bak şu demirler de kırılıyor galiba ya. Yan korkuluklar da gidiyor galiba. Onlar niye sarı sarı parlıyor abi, ben anlamadım. Güneştendir. Şimdi benim demek istediğim konu şu. Acaba ilk oyundaki gibi malzemelerin hepsini küp küp parçalatacak mı? Ha, yoksa... Küçük küçük parçalar çıkartıyordu ha. Bize. Sağ klik aşağı. Yoksa bunu bu şekilde mi kullandıracak mesela, anladın mı? Ne oluyor lan bana? Ne oldu lan sana? Çayından büyüdüm oğlum. Bana ne oldu? Nazara geliyor Surki. Gözü olanın gözü çıksın lan. Ben başka bir şey derdim de sen gözü çıksın dedin. İyi dedin yani sen. İn aşağı. Yani dediğim gibi acaba parça parça mı verecek, yoksa böyle sepetletecek mi? Devam edeceğiz, göreceğiz. Oğlum sigarayı sen çok mu içtin bu aralar? Yoo. Çalışmıyorsun, okul tatil diye bokunu çıkarmış olmayasın. Gömü yan tarafta oğlum, bak bakalım. Gerçi Zula da yerinde duruyor ama. İn aşağı. Aha. Uy. Bug'a düştük. Ne bug'a düşmesi lan? Tutunacak bir şey kalmadı. Bitti. He, onun da belli bir kilosu varmış alacağın şeyin. Tamam. Öğreticiydi bu. Destroy on yellow connector. Üçte. Nereye keseceğiz? Burayı mı keseceğiz abi? Bak gösteriyordur onu sana. Sen... Oğlum bir etrafına iyice baksana, sen saldırmanın peşindesin, savaş oyunu oynamıyoruz lan. Yellow konektör dedi, dur şimdi. Abi her yer yellow. Ya bir arka tarafa gitsen, orayı yıkmıştın ya. Merdivenler.
parça fıkı senin elin parmaklıklarını keseceğim zaman da bununla keseceğim, anladın mı? O kırılmış zaten, sen kırılmayanı kıracaksın. O aşağıdaki. Kesildi orası. Ama hepsi kesilmedi. Yan direkler daha bitmedi. Bir tane daha var. Bence aşağıda. Bence aşağıda. Aşağıda olabilir. Hala aşağıda diyorum. Ananın avradını, bir şeylere sıkışıp duruyoruz. Bu ne biçim iş ya? Nerede daha başlıyor? Şu çekici kaldır, şu merdiveni bir alsana. Üsttekini alabiliyor mu? Bak alamıyor. Bir şey bağlı tutuyor hala. Ama nereden tutuyor? İşte bak, gösterdiği yerlerden kesmeye çalışıyor, olmuyor. İn lan aşağı, in, in. Bir tane daha kesmemiz lazım da nerede olduğunu bulamadım ben. Merdiveni nereden tutturmuş olabilirler kral? Şu ortadakini mi kessen acaba Serkan? İki duvarın arasında var bak. Duvarların arasına bak, bak duvarın arasına bak. Yok. Kırmıyor onu. Right'a basacaksın, right'a. RBM yazıyordu da. Topla. Kamyona toplamda 60 kilo yükleyeceksin ha. Elindeki kaç kilo gösteriyor? Bilmiyorum. 28 kiloymuş. Dolu. Destroy Red Konektör kaynak makinesiyle 4 part 50 kilo. 4 numara kaynak makinesi. Onlar değil. Red Konektörü ben gördüm demin. İçeri gir. İçindekiler mi acaba duvarların lan? Duvarın içinde şey vardı demin ya şurada. Duvarın içi dıştan kaynatır mı onu? Şu vidaları kıracaksın anca atacaksın onu. Öyle değil, çekiçle. Abi bir dur.
Şu işte. Değil mi? Orayı gösteriyor. Serkan'la. Çekişle kırılacak her şeyi kırsana. Vidaların hepsini kırsana. Kırtan başlayayım. Çekişle ve testereyle yapılacak ne varsa yapalım. Geri kalan zaten kaynak makinesidir. Nasıl fikir? Ne diyorsun? Yani, mantıklı. O böyle aramak zaman alacak. Ne gerek var? Sağ kliği vurdun mu gidecek aşağı. Sağ kliği kaçacaksın. Kaç, 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 kaç. Bunun altında bir şeyler var. Bak kırılmadı, gördün mü? Üsttekini alabiliyor musun? Sanırım kaynaklanmaktan bahsettiği şey şunlar. Bir daha kıracağım diyorsun değil mi? Bu işte bir delik var. Olmuyor lan. Komple indi aşağı. Topla at arabanın içine ya. 4 partı yaptık ama Destroy 3 tane şeyi yapamadık. Kilo tamam da 3 taneyi kıramadık, kırmızıyı bulamadık hala. Aklıma benim bir şey geldi. Duvarı mı açacaksın? Ha? Üstte bir vidası daha var sanırım onun. Şu işte. Kaynak makinesiyle yapacaksın. Parçalanmadı daha. Onunla uğraşacağız. Gitti. Bir. Kamyon dolu zaten. Duvarların içindeymiş demek ki, değil mi? Aşağı. Geliyor. Bu tarafta değil, diğer tarafta çıktı. Ha, kafası öbür tarafa bakıyor değil mi? Benim kafam karıştı. Bunu biraz zor yapmışlar galiba. Ne diyorsun? Bir şey dikkatini çekti mi? Ney? Tüpte herhangi bir seviye yok. Demo diye yoktur, ben sana söyleyeyim. İki. Bundan bir tane daha bulacaksın. Şu duvarın içinde midir lan? Ne diyorsun? Bakıp görürüz abi. Ya vur, vur indir bakayım aşağı onda mı? Bir şey tutuyor bunu. Diğer tarafında çıktı ya da. Hayır. Diğer tarafta da değil. Nerede? 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 Burada. Şimdi tek tek bakıyor. Hangisi çıkacak?
Kaç ula kaç kaç. Düşmedi ya. Ben şansına sıçam. Bu tarafta çıktı ya da. Bence burada da değil. Yaşa. Burada da değil bak. Nerede? Bir tane daha var ama nerede? Şunların hepsini kırabilirsin aslında. Hepsini kıracak zaten. Sen istedin Bay Gemi bunu. Abi bu nedir? İlla buradan vurduracak ya. Ulan şansa bak be. Bir şey tutuyor. O değil. Şunu da tutan bir şey olabilir ha. Bak o uçta. Geliyor, gelmiyor. Buradaymış bak. Bütün mahalleyi kestik. Tam yarılmadı bak ortası. Quest completed. Başka ne? Kamyona diyor 100 kilo yükle. Dolu. Arabaya bineceksin. E ile biner. 85 metre. Şu sağdaki yer galiba. Geçiyoruz. Kamyon da şeylerden kalma. Sovyet Milli Savaş zamanından kalma kamyon. O nasıl bir korna lan? Nasıl bir gürültüydü lan? Oynadığınız evet. için teşekkürler dedi. Arkadaşlar oyun oynadığınız için teşekkür ettiler. Back to menu de bari kafamızı dütecek bu bizim. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi Graver'a bir bakış attık. Oyunu gitgide daha da kıl bir hale getirmişler arkadaşlar. Birincisi bu kadar değildi yani. Yok vidaları bulacaksın, duvarın arkasında bilmem neyi bulacaksın. Bayağı kastıracaklar yani. Yok, belli. Ama şimdi şöyle bir şey var. Daha gerçekçi. Bu biraz daha iyi olmuş. Niye daha iyi olmuş biliyor musun? Hatırlıyorsun değil mi Serkan? İlk oyunda küp küp kırmak için uğraşıyordum. Parçaladım. Ulan demiri... Hani sen nerede gördün balyozda demir kırıldığını? Biraz daha gerçekçi yapmışlar oyunu. Bu yönden tebrik ettim. Puntaları vuruyorsun, malzemeyi topluyorsun, parçalamadan alıyorsun. Direkt malı toplattırıyor ve şey... Geminin tabanını, duvarlarını indirme olayı birde yoktu. Bir de yoktu ve sadece şu, ya şöyle söyleyeyim. Yani gemiyi komple indiriyorsun şu an. Yani burada şöyle bir şey abi var. Demir, en üstten aşağı ne varsa indiriyorsun. Heh, demire vuruyorsun normalde zaten. Demir küp küp düşüyor lan. Oğlum demir öyle kırılmaz. Demiri kıramazsın kolay kolay. Demiri ya bükersin, ya kaynakla kesersin, ya da kaynak atıp birbirine iç içe geçirirsin. Yani burada daha çok... Bu arada kaynak derken ateş kaynaklı kesme makineleri var. Ondan bahsediyorum yani. Ya burada bu oyunda biraz daha şöyle bir muhabbet var. Vida noktaları yani birleşim punta noktalarını hedef almışlar.
Oraları çekiçle kırıyorsun. Malzeme boşa çıkıyor. Malzemeyi parçalamaya çalışmıyorsun. Malzemeyi o şekilde alıyorsun. Aynen öyle. Duvarı kırdın. İskelette kesmek için bir şey gerekiyorsa jilet taşı vermiş. Aynen. Jilet taşı yetersizse şaloma. Gaz kaynağı. Şaloma gaz kaynağı atmış. Şimdi baktığın zaman evet oyunu biraz daha gerçeğe yakın yapmışlar ama oynayan oyuncuyu yoracaktır. Yorar. Yorar yani yoracak. Yorar ama bu şekilde biraz daha sanki zevkli olmuş. Ben beğendim. Güzel yapmışlar. Yani ben birinci oyunu oynuyorum ama dediğim gibi çıktığı zaman bunu da oynarım yani. Güzel yapmışlar abi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben acaba dedim ilk oyundaki gibi böyle çekişe vuruyorsun yok seviye atlamak için ikinci çekici alıyorsun. İkinci çekicin kırabileceği şeyler var, kıramayacağı şeyler var. O şekilde bir düşünceye kapıldım. Bunda da vardır. Bunda da vardır. Yok bu şekilde bir düşünceye kapıldım ama demoyu oynadık. Gerçekten de güzel bu şekilde çıkarsa demo çok güzel olur. Ya şimdi bundan neler yapılacağını tahmin edemeyiz tabii ama illaki level atlamalı, geliştirmeli olacaktır ama ya tabii canım yani o level bu geliştirme, atlamalı bu geliştirme olayında sana çekiç birinci seviye, çekiç ikinci seviye olayı belki yapılabilir. Ha. Ya da farklı çekiç tipleri işte biri ya da ne bileyim farklı aletler, kerpeten, merpeten, boru anahtarı gibi şeyler de eklenebilir. Eklenebilir de yani onu yaratıcı yani oyun yapan firma. Yani yapanın yaratıcısıyla ilgili bir şey tabii ama hani şey yapmamak lazım yani oyun fena değil. Bu mantaliteyle ilerleyecekse çıktığında keyif verecek gibi geliyor bana. Tabii, yani tabii bu şekilde tat verecek yani. Ha, ne yapabilirler? İşte bu verdikleri jet taşı olsun, çekiç olsun, o ateşle kesme kaynak makinesi olsun. Ya bunlara level olabilir. O veyahut o taşıma kapasitesinin level atlattırıp daha fazla kapasite taşıyabilir, daha fazla mal bak olabilir yerden bak, mesela. Ulan bu oyun böyle çıkarsa benim elimden alma lan simülasyon oyununu. He tornacı. Ben tornacı değilim kardeşim, ben kalıpçıyım. DJ ile bıraktık, aranjörlükle kalıpçılığa devam. Niye? Motor alacağız. Adamın asıl mesleği torna tesviye. Demir işlemeciliği diyelim daha doğrusu. Demiri şekilden şekile sokmayı sever. Her türlü metali diyeyim daha doğrusu arkadaşlar. Bayılır öyle şeylere. Oyun şimdi profesyonel çıkınca bir kan çekti. Yani sesim patlıyor bu arada neyse. Yani green box'ımız bile 1,5 metreyi 2 metre de 2 metreyi 1,5 yaptık. Adam dükkanda profil kesip geliyor buraya ya. Abi şunu şuraya vidalarsak falan. Neyse. Evet arkadaşlar bu oyun güzel. Daha da güzel olacak. Öyle ama gözüküyor. Biz klasiğimizden vazgeçmeyelim değil mi Serkan? Şöyle alttan bir koydurtturuvereyim ben. Aynen yani. bu arada sevgili YouTube, dediğimiz gibi farklı farklı oyunları deneyeceğiz. Yeni çıkan simülasyon oyunları falan onlara da bir göz atacağız. Yani sizi yormayacak, sizi kasmayacak. Yani abi görmedi mi bunu? Kanka bunu görseydin ya. Bak burada bu vardı. Bunlar dedirttirmeyeceğimiz şekilde oynayabileceğimiz bir oyunlar olacak. Ha hikayeli oyunlarımız gelmeyecek mi? Gelecek. Onlar da gelecek. Onlar da hep gelmeye devam edecek. Yani bugün ayın 17'si. Şubat 17. Şubat 17. Pazar günü 19. Pazar günü birinci oyunun videosu gelecek. Canlı yayınımız olabilir. Tabii, olabilir. Uzun soluklu bir canlı yayınımız olabilir. Arada molalı falan. Bir yandan da hazır madem bir genel bakış videosundayız hızlıca şunları da bir söyleyelim kardeşim. Aynen. Pazartesi günleri yapıştır gelsin. Crysis geliyor. Eyvah. Yapıştıramam. Yapıştırdım. Dur bir dakika. Bir dakika. Ya bir dakika ya. Bağırma lan sesin patlıyor. O kulaklıkta patlıyor. Yayında patlamıyor. İnşallah. Patlıyorsa da aman be. Neyse. Bir dakika. Hop. Ben neredeyim? Seni attım dışarı. Sana gerek yok. İhtiyaç hasıl olunca çağırırım ben seni. Evet. Şimdi olur. Her pazartesi Crysis diyoruz arkadaşlar. Crysis diyoruz da bu tarafa bakayım. Yok bu tarafa bakacağız. Böyle bakacağız. Crysis'e doğru bakacağız. Crysis her pazartesi burada. Aha gördüğünüz gibi Crysis. Sonra salı günü kardeşim senin değil benim daha çok oynadığım otogaleri için. Aynen. Sevdiğim bir oyun kendisi. Card Dealership. Aynen öyle arkadaşlar. Tabii ki yapacak bir şey kalmayana kadar. Peşinden diğerini gönder gelsin. Hemen diğerini gönderelim. Bakıyoruz. Bu lanet oyunu bu yanımdaki herif aldırttırdı bana. Sevse de sevmese de oynayacak. Ama Furkan da sevdi. Ben sevmedi. Hala oynayamıyorum. Oynayamıyorum ama sevdin.
İtiraf et. Sevdin. O güzel Biraz, biraz. aksiyonlu ve hikayeli. Biraz, biraz. Ama ilk oyunun hikayesi biraz saçmaydı değil mi Prens of Persia'da? Ama oyun ilerledikçe grafikler falan da değişiyor abi. Tabii canım. Çarşamba günleri mi geldi? Oydu. Perşembe Perşembe. günü kardeşim ben şey yapıyordum, çiftlik işletiyorum, süt, Ranch. peynir. Ha, süt peynir, Ranch simülatörü yapıyor. Onun videosu geliyor O da burada perşembeleri. görüyorsunuz. Ve takdir edersin ki başımızın belası Cuma günü kardeşim. Yapıştır gelsin başımın Başımızın belası. belası, bak başımın tatlı belası al. Ha burada. Gördüğünüz gibi bu oyun biraz canımızı sıkıyor arkadaşlar. Kasıyor yani ama güzel oyundur. Tabii ki herkesin çok iyi bildiği bir oyunu cumartesi günü paylaşıyoruz videolarını elimizden geldiğince arkadaşlar. Call of Duty geliyor, bilginiz olsun. Akabinde ekran sapıttı, ne oluyor? Yanlış bir şeye bastı, kat attı. Katmat yapıyor, bir şeyler yapma, aman ya, olur o kadar kardeşim. Ve genelde arkadaşlar bir aksilik olmayacak, olmazsa eğer. Ama şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar, bu oyunlar geliyor. Bu oyunlar geliyor, bilginiz olsun. Ve hani takip ederseniz güzel olur. Yani seviniriz. Tabii. Yani şöyle söyleyelim. Biz artık yani bayağı şeyler yapacağız. Shipgraver simülatörden bahsediyorduk değil mi biz? Al, o da pazar geliyor kardeşim. Yani her pazar Furkan Ülke TV'de tabii görmüş olduğunuz üzere. Yani arkadaşlar pazar günleri gündüzleri sabit canlı yayınlarımız olacak. Bir aksilik çıkmazsa, hasta sökel olmazsak, ölüm kaza bela olmazsa her pazar günleri böyle bir planımız var ve Mayıs'tan itibaren de çok güzel projelerle geliyoruz. Bu konuda da bilginiz olsun. Projelerimiz şöyle olacak. Mayıs ayında işte Allah nasip kısmet ederse cumartesi günleri güzel bir haber bülteni yapmayı için düşünüyoruz. Normalde biz bu kanalı açtığımızda biz sadece müzik üzerine yükleniyorduk. Gene müzik üzerine yapmaya devam edeceğiz. Cumartesi günleri işte Mayıs ayından itibaren her cumartesi müzik haberleri programımız olacak. Akabinde müzik tartışma programımız olacak. 10'dan 12'ye kadar canlı yayınlar olacak. Bunlar tabii YouTube'a, TikTok'a, Twitch'e yapabilirsek, imkanımız el verebilirse, gerekirse benim laptopu getireceğim evdeki onunla da Facebook'a basacağız bu canlı yayınları. Akabinde onun peşinde de gece bir saat bir boşluk müsaade isteyeceğiz sizden o canlı yayınlarda. Birden 3'e kadar da çok güzel bir müzik programımız geliyor. Canlı söyleşi tarzında. O da sürpriz olsun. İsmini söylemeyeceğim. Amacını söylemeyeceğim. Oradaki güzel bir konseptle geliyoruz. Yani bunu yapan bu zamana kadar Yani vardı. yaptığımız gibi vardı. De. Resmi bir televizyon kurumunda vardı. Vardı, çok da sevdiğimiz bir abimizdi. Biz ondan örnek aldık. Kendi artık yapmıyor ama bu genç kardeşleri bir şekilde o projeyi yapacak. Yani elimizden geldiğince diyoruz. Oyun videoları ve diğer yeni videolar ve diğer içeriklerle karşınızda olmaya devam etmek istiyoruz arkadaşlar. Bunun için beğeni ve takiplerinize gerçekten ihtiyacımız var. Ama ne yapıyoruz kral? Yeni bir videoda, yeni bir yayında, yeni oyunlarda tekrar görüşünceye kadar Allah arkadaşlar. Allah'a emanet olun Benim diyoruz. mouse'um kayboldu Serkan. Kendinize dikkat edin. Hasta O olmayın. zaman Bol bol yoğurt yiyin. Domuz gribi salgını var bakın. Yoğurt faydalıdır. ben de efekt yapıyorum sana. Yani O yutamadım zaman da. gençler Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet. Görüşmek üzere.